her yangının, her maddenin kendine göre bir söndürme maddesi olduğu için beşinden sadece bir tanesini su uygulayarak söndürüyoruz. Bunlar A sınıfı dediğimiz katı madde yangınlarıdır ki hafif metaller dışındaki bütün katı maddeleri kapsar. Odundur, kömürdür, tekstil ürünleridir. Yani büyük çoğunlukla karşılaşılan yangın türüdür. Bunlar korlu ve közlü yandıkları için rahatlıkla su ile söndürülebilir. Kuru kimyevi tozlarla, kuru kumlarla bir şekilde üzeri kapatılarak söndürülse dahi daha sonrasında kor, göz, kıvılcım kaldığı takdirde oksijen oluştuğu anda tekrar alevlenme yapacağı için en ideal söndürücü A sınıfı yangınların sudur diyoruz. Hiçbir yanıcı sıvının yanında bırakın kibrit, çakmak gibi ateşli aletleri küçük kıvılcım çıkaracak statik elektrik dahi çıkarmamamız gerekmektedir. Benzin istasyonlarında yapılan uyarıdır ki kibritle çakmakla uğraşma sigara varsa söndür. İşte o buharlaşan yüzey bizimle buluştuğu anda anında alev alıp yanmaya başlayacaktır. O yüzden bunlardan kaçınmamız gerekiyor. Bizler bu kokuyu hissettikten sonra ilk yapmamız gereken şey o gazın kaynağını kesmektir. Doğalgaz kullanıyor, dışarıdan manasını kapattık ve sakin bir şekilde gidip pencereyi açıp dışarı doğru bir havalandırma yapmamız gerekiyor. Ve ortamdaki hareket tarzımıza da dikkat etmemiz gerekmektedir. Mesken yangınlarının nedenlerinden yine en çok olan elektrik unsurumuz vardır ki bunlara çok dikkat etmemiz gerekiyor. Yapmamız gereken kullanmadığımız elektronik aletleri lütfen fişte takılı olarak bırakmayalım, fişten çıkaralım, çekelim. İkililer kullanıyoruz, üçlüler kullanıyoruz. Bunlar nasıl üretilmişse, nasıl imal edilmişse o şekilde kullanın. Üçlülerin üzerine eklemeler yapıp üçlüye bakıyoruz, onlu olmuş. Bunu kablosu kaldırmıyor, taşımıyor, ısınmadan dolayı yine yangınlara neden oluyor. Yapmamız gereken öncelikle gazın kaynağını kesmek. Ocağımızı kapatıyoruz. Sonrasında bir bez alıyoruz. Islatıp alevden uzak durup sıkmamız gerekiyor. Buradaki hareket tarzımız çok önemlidir. Her zaman eğilerek, çömelerek hareket etmek bizim için faydalıdır. Bunu söylemiştik. Üzerine atmadan sakin bir şekilde sererek bu şekilde yangınımızı söndürebiliriz. Tamam. Harika. Abi.